Çekiyoruz mu? Action mı? Action. Akıyor mu? Tamam. Bugünkü konumuz mantoreç. Yani mantar kokoreçi. Yani vegan kokoreç. Ne yaptık? Mantarlarımızın bazılarını soyulabiliyorsa soyduk. Bazılarını silinebiliyorsa bu değil. Şu silinebiliyorsa sildik. Ama yıkamadık. Neden? Çünkü su çeker. Efendim. Minnak parçalara ayırdığımız şekil bira. Biçimsiz şekillerde. Böyle düz düz, çubuk çubuk, mantar mantar değil. Mantarlarımızı doğruyoruz. Bugünkü ilk işlemimiz bu. Sonra ben şahsen ve bizzat kendim olarak tercih zeytinyağı, başkası ayçiçek yağı artık bilemem. Bitkisel bir yağda kavuruyoruz. Kıtır kıtır, hafif kıtır kıtır olana kadar. Parmaklara dikkat. Biraz kaygan olabiliyor. Baharatı en sona ekleyeceğiz. Tuz, karabiber, mantara girmeyecek. Onların hepsi domatesle ve biberle, kekikle birlikte en son eklenecek. Zaten saydığım kadar malzeme var. Daha da başka bir şey yok. Acı istiyorsak da pul biberimiz var. Bunu sonradan da ekleyebiliriz. Şahsen renk verdiği için seviyorum. Araya da telefon sesi alıyoruz. Alırken büyük mantar almanın faydaları, hızlıca doğrarsınız. Ben minnağına denk geldim. Yapacak bir şey yok. Biraz uzun sürüyor. Öyle limona yatırımı falan gerek yok. Bize bunun zaten biraz renginin koyulaşması gerekiyor. Anlatıyorum. Süperim. Hep konuşuyorum. Hep monolog. Hep monolog. Bunlar da benim şeyliklerim. Son 3. Reklamsız zeytinyağı. Biraz yağını bol tutacağız. Mantar yağı sever. Bu arkadaşlar kavrulurken yüksek ateş, bol yağ. İşte 3 yemek kaşığı mesela benimki yaklaşık. Ağzı açık, en büyük ateş. Buyurun. Baharatlarımızı hazırlıyoruz. Gaziantep'ten koyuyorlar. Buzdolabında saklıyoruz. Şimdi suyunu çekecek. Suyunu çektikten sonra da hafif kıtır olana kadar kenarları kavuracağız. Hiç su eklemedik, hiç tuz eklemedik, hiç baharat, karabiber vesaire eklemedik. Bol karabiber, kimyon ve en çok da kekik. 3 çeşit kekik koyacağım. Normalde ızgara kekiği koyulsa şöyle ince uzun olanlardan yetiyor. Ama bol. En son. Ben tabii zerde çağsız yapmam. Böyle yarım tatlı kaşığı kadar da zerde çağ. Şifa niyetine. Azıcık da kedi sevgisi.